Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde ejderhanın nasıl eğitirsinden tanıdığımız Drago Calnumru'nun bir nevi de olsun Dark Alpha Beowulf'in yumurtasını nereden buldu? Size bunu anlatmaya çalışacağım. Çünkü birçok kişi her ne kadar ejderhanın nasıl eğitirsin ikinci filmini izlese de bizim orada karşılaştığımız Beowulf olarak geçen Dark Alpha'yı tam olarak nereden bulduğu, nasıl kontrol ettiğini bilmeyen bir dolu insan var. Ben de bu videoda sizlere bunu detaylı bir şekilde anlatacağım için bayağı eğlenceli bir video olacak. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in filmlerini izlediyseniz ve diziler hakkında sıfır bilgiye sahipseniz gelin size Dark Alpha Beowulf'i nasıl bulmuş Drago onu anlatayım. Öncelikle Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'in şu ana kadar bilindiği gibi 3 tane spin-off dizisi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Ejderhalar Berk'in Koruyucuları, bir diğeri ise Ejderhalar Berk'in Binicileri. Bu iki dizi toplamda 20 bölüm 20 bölüm olmak üzere 40 bölümden oluşmakta. Bir diğer dizimiz ise Netflix'te çıkan Ejderhalar Sınırın Ötesinde ki bu 6 sezon her sezonda toplamda 13 bölüm olmak üzere çok güzel bir serüven sunuyor. İşte bu 6 sezonluk kısımda Drago'nun Dark Alpha Beowulf'i aslında nasıl bulduğu bizlere sözler ile anlatılıyor. Öncelikle Drago Beowulf'i daha yumurtayken bulmuş. Yani bizim ikinci filmde karşımıza çıkan Dark Alpha Beowulf daha yumurtadayken bizim Drago onu bulmuş. Bulduktan sonra yumurtadan çıkmasıyla beraber onu eğitmeye başlamış. Zaten bildiğiniz gibi Titan sınıfı ejderha yumurtaları çok nadir bulunduğu için bundan kaynaklı olarak da Drago'nun onu daha çocukken bulup eğitmeye başlaması, onu kendisi için güçlü bir silah haline getirmesi bizce de en mantıklı olandı. Çünkü biz ikinci filmde ilk kez Drago'nun ejderhasıyla karşılaştığımız zaman sonuçta Titan sınıfı hiç kimseden emir almadığı için onları kontrol edebilme gücü de çok son derece zordur. Hani Valka bile bizim White Alpha diyebileceğimiz Beowulf'i aslında kontrol etmiyordu. Tamamıyla ona yardım ediyordu. Yani arkadaşlar anlayacağınız Drago Dark Alpha diyebileceğimiz Beowulf'in yumurtasını daha ufakken bulduğu için onu savaşlar için yavaş yavaş eğitti ve aynı zamanda ikinci filmde ilk kez karşımıza çıkmıştı. Ki zaten birçok insan bilmiyor olabilir ama aslında Dark Alpha Beowulf hiç ölmedi ve zaten hikaye içerisinde de daha sonra karşımıza çıkmıştı. Yani bunları göz önüne aldığımızda Dragon'un aslında direkt yumurtayı çocukluktan alması, onu büyütmesi, güçlü yapması ve ikinci filmde Valka'nın White Alpha'sı yani bizim bildiğimiz Beowulf'e karşı bir savaş vermesi en mantıklı olandı. Ki birçok insan da bilmiyor olabilir arkadaşlar. Ejderhalar Sınırın Ötesinde yine Drago'da görünüyordu ve aynı zamanda o yine bir tane Titan sınıfı ejderhanın peşindeydi. Eline geçiremediği için diğer Titan sınıfı ejderhaların peşine düşmüştü. Ki zaten ikinci filmde de bizim standart alfamızın karşısına çıktığında bunu biz de görmüştük. Yani anlayacağınız arkadaşlar bu sorumuzun cevabı kısaca budur. Drago Kanlı Yumruk bizim Dark Alpha Beowulf'i daha ufakken yavruyken buldu. Onu yıllar boyunca eğitti, güçlendirdi ve işin sonunda da onu savaşlar için kullanmıştır. Bu soru bana birçok defa soruluyordu. İnsanlar bunu tam olarak bilmediği için bu videoda sizlere anlatmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar bu konuda bilgi vermeye çalıştım. Ben her ne kadar Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmlerini, dizilerini izlesem de izlemeyen bir dolu insan var. Fakat böyle kısa videolarda her birini sizlere anlatmak istiyorum. Evet dostlar, bugün Drago Kanlı Yumurt'un Dark Alpha Beowulf'i nasıl bulduğunu, onu nasıl kontrol ettiğini detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım ki videoyu izlerken keyif alıp eğlenmişsinizdir. Ben bu tarz videolardan gerçekten bayağı eğleniyorum. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın, hoşça kalın. Bye-bye. Oh my buddy, oh my buddy.